Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar. Efendim her zaman olduğu gibi bir burada olan burada kalır programında sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve her zaman olduğu gibi yan yana değil ama tabii ki teknoloji sayesinde can cana olduğumuz sevgili dostlarımızla bir burada olan burada kalır programında daha beraberiz. Şu anda nerede olduğunu bilmediğim The Sakal of the World ve Inamatu Tokyo'da umuyorum ki programımızın ilerleyen dakikalarında bir bağlantı kuracağız ve sizlerin de merakını gidermiş olacağız. Efendim programda daimi partnerim, sevgili hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, garip kuraba, fakir fukara dostu, yazar, senarist, on parmağında 116 marifet, degüstatör, maratonmen, motorcu, Türkiye Karedi Gömlek Giyenler Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul Distribütörü ve Dünya Sağlık Örgütü Beylikdüzü Şube Başkanı, hocaların hocası sevgili Can Yılmaz. Hocam merhaba. Merhaba Zafer abi. Oho! İşte birbirinden güzel. Mevsim şekerleriyle donatılmış, birbirinden tatlı, farklı drajeler eşliğinde sevgili Can Yılmaz'ın bu haftada Çok Satanlar kitabını gördük. Hocam ben şu anda programımıza Etiyopya'nın, yani eski adıyla affedersin Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden katılıyorum. Siz neredesiniz hocam? Ben İstanbul'dayım abi. Beylikdüzü'nde. Yani İstanbul'dayım abi işte. Hocam yine sokağa çıkma, hayatta kal, evde kal gibi paylaşımlar yapıyorsunuz ama sizi sokakta ağzınızda maskeyle bir motosikletin, bir karavanın yanında görenler oluyor ve yoğun faks yağmuru var. Ne diyeceksiniz bu konuda? Abi biliyorsun ki insani ihtiyaçlar var. Yani sizin gibi 3 aylık malzemeyi stoklamadığımız için çıkıp ekmek almak icap ediyor, işte bir şeyler almak icap ediyor. Maskemiz için mesaj geldi. Gittim onu aldım yani. Maskenizi aldınız mı? Aldım abi. Yani 5 tane maskeyi de devletten bekledin öyle mi Can Hoca? Gidip şunu kendi paramla alayım. Hayır ben paramla alayım. 5 tane de ben alayım dedim. Yok parayla satmıyoruz dediler. Hemen eline vurup beyefendi bir dakika. Bunlar parayla satılmıyor mu dediler? Yani parayla olsa ben biliyorsun alırdım. Belki de Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk maskeyi alan benim abi. Öyle mi? Tabii doğru. Yayına katılan arkadaşlar çok iyi bilir. Benim masadan böyle onu tebelleş ettiler. Indira Gandhi deriz biz. Evet hocam ben çünkü şahidim. Biz seninle 21 Şubat tarihinde Nürnberg'e gittiğimizde koskoca İstanbul havaalanında sınır kapısından görevliler, mörevliler herkeste maske vardı. Sivillerde bir tek sende maske vardı. Herkes sana böyle tuhaf tuhaf bakıyordu. Lan bu adam niye yüzüne maske takmış diye hatırladın mı? Evet, sakal benim masadan yürüttüğü maskeleri fahiş fiyatla satmış abi. Duruyor mu? Yapar hocam, yapar. Ah, the sakal of the world. Sakal nasılsın oğlum? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sakal hiç değişmemiş abi, aynı duruyor. Ben 31 gündür göremiyorum. Kendi kendime. Hiçbir şey değişmemiş. Yani insan bir hani avukları çöker, öyledir. Yani yokluk halinde, sıkıntı, dert, tasa halinde avukların çöker. Hocam yaşlan... ona yalnız affedersiniz. Ona aort değil, avurt, avurt. Bir söyle bakayım. Abi, rica ederim. Bilgisayardan kilometrelerce uzaktayız. Ben avurt diyorum, avurt geliyor. Şimdi mesele o değil abi. Ben sana orman yanıyor diyorum. Parmağımla ormanın yandığını gösteriyorum. Sen diyorsun ki tırnağını kes. Hocam abi, şimdi avurt... ilgilenmeyelim. Sakal 33 gündür hiç değişmemiş. Demek ki hali vakti yerinde arkadaşımızın. Hiçbir şakaklarında... Şakaklarında beyazlama, zayıflama evet. Belirtisi, gözlerinin altında morluk falan yok. Maşallah. Hocam ben şuna şaşırdım. Sakal dün akşam tıraş olmuş bir fotoğrafını koymuştu Instagram'a. Evet. Oh be, ferahlık varmış diye.
şu anda sakalı bir görebilir miyiz? Şimdi bu ahşap kesilmiş surat. Şu andaki halini bir görebilir miyiz? Sakal bir o gül cemalini bir göster bakayım yavrum sevenlerine. Hocam valla gördünüz mü içlerini? İşte buyurun. Bakın 8 saat içinde adam Natasi ormanları gibi oldu. Bu nedir? Demek ki bu yayını gece yarısı falan yapsak bayağı böyle hacı sakalı olacak adamda. Hemen hemen. Abi, hocam bu arada sizin bir unvanınızı saymayı unuttum. Ne abi? Kahin demem gerekiyordu size. Onu unuttum çünkü geçen programda siz dediniz ki hiç olmazsa ya hafta sonuna bir sokağa çıkma yasağı koysunlar. Bari hiç olmazsa hafta sonu millet caddelere dökülmesin. Sanki senin sesini, feryadını duymuşlar gibi hafta sonu birdenbire sokağa çıkma yasağı koydular. Evet. Zamanlaması şey olur. Birkaç saat daha önce uyarsalardı iyi olurdu ama aklı yolu bir abi. Yani hava sıcaktı ve insanlar sokağa çıkacaktı. Onun için çok bir kahinlik gerekmiyor. Bunu herkes düşünebilirdi yani. Sevgili Can Hoca. Çok çok daha önceden haber verselerdi millet var ya marketleri yakardı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yo şu anda haber verdiler işte. Hiçbir şey olmuyor. Şu anda 5 gün öncesinden haber verdiler. Tamam abi işte bak şu anda cumartesi pazar gene sokağa çıkma yasağı var dendi ve şu anda herkes alışverişini yapıyor. Kimse bir acelesi yok. Sakin sakin alıyor insanlar yani. Alışverişini yapıyor. Ne kadar devam edecek abi? Yani ben şahsen ben artık sıkılmaya başladım ama yapacak da bir şey yok. Yani yani kendi rekorumu kırdım. 32 gündür evdeyim. Evdesin ama bir yaratım süreci devam ediyor. Zannediyorum yine peş peşe kitaplar falan yazılıyor. He? Hayır abi maalesef. Ben kolay konsantre olurum ama o kadar da kolay olmam yani. Yani Allah otobüste Allah. Yazabilirim ama bu durgunluk, bu ruh haliyle yazamam mesela. İkisi farklı şeyler. Öyle mi? Hocam Inamatu Tokyo deslerde. Japonya'dan hiç ses seda çıkmadı mı? Arkadaşım nerelerde? Tokyo'nun da keyfi yerinde abi. Yine plak paylaşıyor. Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla Michael Jackson yaşıyor falan gibi hezeyanları var. Yine onları yapıyor. Bir şey yaptığı yok yani. Buradayım Zafer abi. Takip edin abi Instagram'dan. Vay Inamatu Tokyo des. Neredesin yavrum Japonya'da? Söyle bakayım. Tokyo'dayım merkezde. Merkez. Orada merkezde. Durumda. Merkezde. Caminin hemen yanındayım. Bu Tokyo'da her şey yolunda. Ya bu Tokyo merkez mi mahallenin adı? Yani mesela sokağa evet. Caddesi. Öyle deniyor. Yavrum orada Kemen durum ne? Kemen Çarşı gibi. Orada durum ne? Orada durum ne? Maske orada var mı? Orada gayet iyi. Okullar ve müzeler kapalı. Onun evet. Dışında hayat sosyal mesafeye uyarak devam ediyor. Aynen devam ediyor ha. Evet. Vay canına. Peki vatana dönmeyi düşünmüyor musun yavrum bütün bunlar geçtikten sonra? Uçuşlar başlayınca hemen yanınızdayım. Peki bu arada... Bence acele etme Tokyo. Yani uçuşlar başlayınca hemen gelme. Birkaç ay bekle yani. İyice böyle dağılsın bulutlar. Sonra gel. Evet. Bir sene sonra falan gel. Acele etme yani. En son geldiğimde Can abiden aldığım maskeler hala duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Hiç abi kullanmam. 20 tane maske aldık. Bende şu anda o maskeden 3 tane var. Evet. Necati Barmuni aldı. Bu Sakal of the Work aldı. Tokyo aldı. İsmini evet. Şu anda zikretmeyeceğim bazı arkadaşlar da aldılar gittiler. Hocam öyle yalnız... Masada görünce alırsın yani. Yalnız bir ismi yanlış söylediniz. Esmeden almak aklına gelmez. Bir ismi yanlış söylediniz. Ona bir muharefet şerhi koymak zorundayım. Necati Barbuni değil. Legottini Barbuni. Yani adamın İtalyan olduğunu altını çizelim. Necati biliyorsun abi çok böyle eve gideyim 5:30 olduğu zaman ben eve gideyim böyle eve gideyim diye üstünü parçalayan bir arkadaştı. Al sana eve git. 30 gün evde bana mesaj atmış. Abi bana telefon açar mısın? Acil gel diye. Evet. Aydın evden da bana çıkmış. Mesaj atmış. Aydın da bana mesaj attı. Ne diyor? Zafer abi sen yabancı değilsin. 32 gündür evde oturmaktan çok sıkıldım, çok yoruldum. Bütün bu kötü günler geçtikten sonra bir aylık senelik izne çıkabilir miyim? Can abiyle konuşur musun? Oturmaktan yorulmuş. Abi, elçiye zeval olmaz. Tatil konusunda en hassas olan Aydın'dır. Evet. Yani
6 ay tatilden sonra benim resmi olarak tatilim geldi falan der yani. Evet. Hocam bir kere de Aydın bizim bir filmimizde prodüksiyonun arkasında devamlı gezip duruyordu. 2,5 aydan fazla süren çekim bittikten sonra dedi ki, ah oh be, yorulmuşuz be. Ama oyunculuk da yapıyor filmlerde. Ya filmlerde oyunculuk yapıyor da yani oh be yorulduk be diyecek en son adam bu ya. Yani. Kader abi anladığım kadarıyla sen ofisi özlemişsin. Bu takılmalarından hocam, anladığım bu. Hepsi burnumda tütüyor. Arkadaşlarımın hepsi. En çok kimi özlediniz hocam? En çok Aydın'ı özledim. Canım Aydın'ım benim. Koştum, çayını. Koştum. Hemen çayımı getirir Zafer abim demli çay sever diye. Sağ olsun. Aydın'ın çaylarını özledim hocam en fazla. Bir de Jesse'yi özledim. Zavallı Jesse. Aydın yapmıyordu abi. Yani küçük bir ayrıntı var. Evet. Asistanı yapıyordu. Hocam şu sokağa çıkma yasağında alışveriş sırasında yaşananlar için ne diyorsun? Ne oldu ki? İtiş kakış mı? Şimdi benim bir arkadaşım var Volkan. Beşiktaş'ta pastanesi var. Evet. Gece saat 10.30'da evdeydim diyor. Eve diyor telefon ettiler. Çünkü hani insanlar da artık sokağa çıkmamaya başladığı için doğal olarak iş güç de çok zayıfladı abi diyor. Biz sadece işte telefonla, merafonla falan millete ekmek mekmek vermek için açıyoruz dükkanı diyor. Gece 10.30'da bunu aramışlar demişler ki abi yetiş dükkanı bastılar. evden fırladım diyor. Ben, abim, babam, bacanak, kayınço kim varsa aşağıda ekmek yoğuruyoruz. Kapının önünde millet birbirini öldürüyor diyor. Yahu 2 gün diyor, 2 gün sokağa çıkmayacağız. Şunu anlarım diyor. Adam emekçidir, garibandır, ayda 2500 lira maaş alıyordur. Ve bu adam evde köyden gelen tarhanayla beslendiği için evde de nüfus kalabalık, kadın, 3 tane çocuk var, ev kirası var, bir de kendi var. Tarhanadan başka yiyecek bir şey olmadığı için o adamın 8 tane ekmek aldığını biliyorum diyor. Ama mücap amca var diyor. 2 günde yarım ekmek alır herif diyor. 8 tane aldı gitti diyor ya. Abi iyi tarafından, Zafer abi olaylara iyi tarafından bakalım. Hep negatif olmayalım. Mücap abi o 8 ekmeği aldı. Evet. Apartmanda dairelere dağıta dağıta çıktı abi. Dağıta dağıta mı çıktı? Hocam o ekmek yüzünden sen 8 aldın, sen 6 aldın diye sille tokat birbirine giren adamlar olur memlekette. Yapma Allah aşkına. Herkes ekmek yapıyordu. Yani iki günde bu iş biter mi acaba? Pazartesi, salı, çarşambaya sarkar mı diye bir telaş evet. Olabilir. Onunla i̇şte bir tane gün için 8 ekmek alınmaz yani. Zaten 3'ünü de atmıştır yani. Evet, bir de hocam bu şey sırasında korona karantina günlerinde çölyak hastalığı ve glutensiz patlaması yaşandı. Evet, yani onlar özel bir ekmek yemesi lazım. Nereden çıktı bilmiyorum, bir glutensiz ekmek modası başladı. Çölyak hastası olan da olmayanlar glutensiz ekmek istiyorum Necati. Ben sana demedim Necati glutensiz olacak diye. Onun için marketlerde hep glutensiz atakları var. Bugün ben de çıktım alışveriş yapmaya sevgili hocam. Ve markette hiç olmayan ne var biliyor musun? Maya. İrmik helvası ve maya. Paketi 50 euro. Karaborsada hocam. 50 euro mu? Sen neredesin abi şu anda? Hocam ben şu anda Addis Ababa'dayım. Onu söylüyorum. Burada da aynı kriz devam ediyor. Benim bildiğim Etiyopya dinarı kullanılır abi. Evet. Hocam bu arada demin sakalı görmüşken aklıma geldi. Bu çocuğun 50 bin liralık motor işi ne olacak? Hazır sakal da burada. Gel şu işi bağlayalım. Zafer abi. Şu anda öyle bir konu açıyorsun ki. Bizi bulsalar var ya. Parça evet. Pinçik ederler. Ne 50 bin lirası? Abi bak. 3 tane seçenek var. Ne 50 bin lirası? Evet. Ne motoru? Ne sakalı? Şu anda abi. Hani senin bir lafın var. Milletin kıçına bozburun yılanı kaçtı. Evet. Ne motorundan bahsediyorsun abi? Motivasyon. Ama yani hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ben bir tane jest yapıp olmaz ya hani Instagram'a bir motor koysa hadi sakal hayırlı olsun işin oldu falan yazsan var ya beni parça pinçik ederler 6 ay sonra bulursunuz parçalarımı.
Niye hocam? Abi şu anda ekmek aslanın ağzından midesine indi. Midesinden bağırsaklarında dolaşıyor şu anda. Ekmek oralarda. Ne motoru ya? Sakal hiç birikmiş paran yok mu yavrum sağda solda? Hani de ki abi. Ya bırak abi Allah aşkına. Abi her hocam, şey bitti. Abi bir laf vardır. Biz öyle deriz. Her rengi boyadın bir fıstık yeşili kaldı deriz. Ama bu çocuğun da 6 aydır bir 50 bin liralık motor talebi var. Sizin gibi koskoca patrona CFO'ya koymaz mı hocam? Ver abi çocuğa şu 50 bin liralık. Abi güzel bir konuya temas ettin. CFO diyorsun ya artık demene gerek kalmadı abi. Niye küçülmeye falan mi gidiyorsun? Ben sürpriz yapacaktım çocuklara ama madem lafı açtı CFO kalmadı abi. Neden? İşte CFO kalmayınca gerisini de anladın herhalde. Ha yani dükkanı kapadık artık diyorsun. Anladım. Siz de ofisten yönetim biçimine, evden yönetim biçimine geçtiniz. Yok abi evden de değil. Ben bilgisayarda da satacağım. Bu iş Zoom'la şimdi konuşuyoruz ya. Ha. Bu bağlantı bitsin. Let's Go'ya koydum bilgisayarı. Birazdan gelip alacaklar. Sebep? Abi sen hakikaten farkında değil misin olup biteni ya? Farkındayım evet. Ya sakal villada kemiriyor abi sen. İş nerelere geldi sen hala? Sakal villada mı kemiriyorsun? Vallahi hocam kova bitti. Arkadaki villada değil mi ya sakal? Yok bu villada değil. Burada süsler asılı onlar. Ha ben onu villada zannettim. Yok hocam. Villada mı? Hocam yaşlanmışız. Çok ben de mor... Çok da seni yakalamış. Anlamadım. Tokyo'dayız. Şu Dalida'yı, ben Dalida'yı çok severim. Ayaklarını da bırak. Dalida'yı geçen ay benden öğrendin. 40 yıldır Dalida dinlerim. Numaralarını bırak. 40 yıldır Dalida dinlerim ama. Ya ne Dalida hangisiydi ya? Arap kökenli Fransız olan. Evet o. O şarkının şeyi. Evet, evet abi Dalida'yı ben öğrettim. Devamlı Instagram'dan takip ediyorum hikayelerinde. Dalida ve ben. Böyle hiç Dalida koymadım. Dalida ile resmini koymuş. Ya Dalida'nın senin tevellütün yetmiyor. Yan yana olamazsınız Roy, ki. Ya yetiyor ayrı da Dalida ile ilgili hiç paylaşım yapmadım. Sıfır. Can Hoca. Efendim? Can Hoca. Bu arada yalnız efendim? Dalida'nın meşhur olduğu dönemlerde de senin de Dalida'dan haberin yoktu. Ben onu söyleyeyim. Abi ben Türkiye'de Dalida'yı dinlediğimde evet. Bir tek Dario Moreno'nun haberi vardı Dalida'dan. Hocam sen Dalida patladığında Hakkı Bulut abimizle Hüseyin Altun dinliyordun. Ne Dalida'sı ya? Yeme bici Allah aşkına Can Hoca. Tabii şimdi abicim. Burada Tokyo burada sahip çıktı diye Dalida'ya yok haberi yok kıtır atıyor diyorsun. Yapma Allah. Tabii abi. Sana küçük bir ayrıntı vereyim. Buyur. Öyle bir şeydir ki abi. Evet. Bach da dinlersin, Hüseyin Altun da dinlersin. Bu kadar. Anlıyorum. Başka bir şey demiyorum. Tokyo peki Michael Jackson yaşıyor mu yavrum? Ya Tokyo'ya kalsa yaşıyor. Yüreğinde yaşıyor. Yok o diyor ki ölmedi diyor. Abi, güzel bir konu öyle açtım. Böyle bir şey ama laf geldiği için. Tokyo'ya bir dakika pardon Tokyo. Lafını balla kestim. Tokyo'nun bir zamanlar Michael Jackson'a benzemek için 2-3 defa estetik ameliyat olma çabasını biliyor musun? Duymuş muydun? İlk defa Allah, şimdi burada de duyuyorum. Duyayım. Rengini falan açmıştım. İlk defa ne? Şu anda burada duyuyorum. Sonra baktı ki benzeyemiyor, vazgeçti abi. 2000'li yılların başında 2000, 2001, 2002. 3 defa bir şeyi oldu, çabası oldu. Evet. Bütün birikimini kaybetti. Evet. Hocam, sosyal medyadan bana para verir misin talepleri geliyor mu şahsınıza? Geliyor. 100 bin liranın üzerindekilerin hepsini sana pas ediyorum. Haberin olsun. Ben de onları okuyorum abi. Genelde iddia oynadım. İşte kumar illetine kapıldım. İllet. Kumar illetine kapıldım da demiyor. Ya mesela bir üniversitede, bayağı iyi bir üniversitede son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda aileme destek vermek için yanlış işler yaptım abi. 150 bin lira zıplar mısın diyor. Sen üniversitede son sınıf öğrencisisin. Ailene yardım etmek için 150 bin liralık nasıl parçalanabilirsin? Bana bunu bir anlatır mısın Can Hoca? Beni ikna et yarın o arkadaşın hemen İBAN'da bir yardımda bulunur. Senin o çocuğa 150 bin lira yollaman için dünyada seni ikna edebilecek herhangi bir yeri yok.
Yani mesela hayır nasıl böyle biri inmesi lazım. Mehdi falan gelirse ikna edebilir seni. Bir de şu var. Canım Zafer abi. Sen benim için çok kıymetlisin. Türkiye'de senin gibi yok. Kralsın, adamsın. Bunu ilk defa sana yazıyorum samimi bulduğum için. Tabii. Nedir abi? Abi işte öğretmenim bilmem neyim, çoluğum, çocuğum var falan filan. Çok açıldım, saçıldım. İddia işlerine girdim. 120 bin lira parçalandım. Karıma, anneme, babama, çoluğa, çocuğa kimseye diyemedim. Derdimi arkadaşlarıma bile açamadım. İlk defa sana açıyorum. Kardeşine bir kıyak yap, ver bu parayı. 120 bin lirayı diyor. Hemen de peki, o 120'yi ver ki ben iddia oynayayım. Tabii. Peki bu arkadaşımız 120'lik iddia oynarken 250 bin lira kazansaydı. Ya ben şu Zafer abimi çok seviyorum ben. Dur şu abimin İvan'ına bir elde atmış atayım da. O da hiç olmazsa gitsin şu parayla bir tatil matil yapsın. Essin şu parayı. Niye orada ben aklına gelmiyorum da kafa koptuktan sonra aklına geliyorum? Bana bunu izah eder misin? Sakal bari sen söyle ya. Abi bir de bu kafa kopmalar genelde hep 100 ve üstü oluyor. Evet. Evet. Mesela 26 bin liralık bir kafa kopma hiç ben görmedim. Hep 100, 120, 130, 150. Hocam evet. 120 bin liralık olana kadar olan kısımdaki parayı nereden sağlamış peki? Oynamak için bir para gerekiyor sonuçta. Bence üniversite harcını yatırmamış. Daha oynamadığım için bilmiyorum. Vallahi. Ha, üniversite harcını da yatırmamış olabilir. Hayır, bir kere kazanmıştır belki, o onu katlamıştır, katlamıştır. İşte durup i̇şte katlasan bile abi durman gereken yeri bilmen lazım. İşte yani hocam o... 300 lirayı 16 bin lira yapınca durman lazım. Benim kumarım burada biter demen lazım. Demen lazım. 16 bin liraya da 250 bin lira yaparım dersen sonra Zafer abiye mesaj atmak zorunda kalırsın. Evet. Şu hiç bu işlere yerleşti. Dünyada iddia oynanıyor mu şu anda? Tokyo. Sakal. Ne hocam? İddia oynanıyor mu şu anda? Online. Oynanıyor. Siteleri çalışıyor hocam. Online'da evet. Nerede maç var oğlum? Ya maç yok da işte bir sürü başka... Nereden oynanıyor? Adam şöyle bir iddia oynuyor. Aklından bir sayı tut. 3. Bilemedin. Artık şey başlıyor. Ligler başlayınca ilk oynanacak maçta skor ne olacak? İspanya'da oynanıyor galiba ligler. Nerede? Evet. Belarus'ta oynanıyordu bir de galiba değil mi? Belarus'ta doğru. Evet. Orada devam ediyor. Bu ya şey da... iyice popülerleşti. Ona ne diyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Üstümdekini çok sordunuz. Elimdekini çok sordunuz. Link palavranı nasıl ya? Kimsenin bir şey sorduğu yok. İyi hatırlattınız ya. Arkadaşlar devamlı soran oluyor. Abi kitaplarını nereden alabiliriz? Abi yok öyle bir şey. Kimsenin bir şey sorduğu yok. Dünyanın en berbat pazarlama tekniği o ya. Üstümdeki tişörtü çok sordunuz. Söyleyeyim bari nereden aldığımı. Gömlek kimsenin bir sorduğu yok ki. Sakal yani, peki e-spor devam ediyor mu? E-spor devam ediyor mu? Evet, e-spor devam ediyor. Onunla ilgili hatta şey de başladı. Formula'da Virtual Grand Prix'ler oluşturdu böyle. Ara ara bazı pilotları yarıştırıyorlar. Belki Can abi onların şeyleri devam ediyordur iddiaları. Ya senin paranı almak istedikten sonra abi, şey mi yok, bahane mi yok yani? Öyle. 2021'de kim şampiyon olacak der, yine alır parayı yani. Onu diyorum ya, oynanacak ilk maçta tacı kim atacak bilmem ne diye. Şimdi ben saçma sapan. Yani Zafer abi bu senin şeyin vardı, bir tezin vardı. İnsanlar işte Mayıs, Haziran'da veya ne zamansa artık sokaklara çıkmaya başladıktan sonra bu kültür sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri çok yoğun ilgi görecek dedin. Ben hiç öyle düşünmüyorum abi. İnsanların yan yana geleceğini düşünmüyorum. Hocam ben diyorum ki... Bu iş aşısı... Bakın arkadaş, bu bunun aşısıdır. Artık bunun aşısı vardır, ilacı vardır denmeden insanların yan yana geleceğini zannetmiyorum. Hocam ben de zannetmiyorum ama ben tahminim yani benim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan sonra yavaş yavaş sokaklara çıkarız gibi geliyor bana. Diyorsun. Öyle tahmin ediyorum. Evet, öyle tahmin ediyorum. 19 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş sokaklara çıkarız. Trump biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü'ne çok ağır fırça attı. Evet. Kendi para kaynaklarını artık kestiklerini ve bir daha bu kuruma yardım etmeyeceğini söyledi. Çünkü Çin'deki olası başımıza gelen bu hastalığı sakladıkları için. Yalan mı tokuyor? Doğru. Ama yani Çin'de geç bilgi verdi. O da var. Tabii. Yani onlar yangın iyice alevlendi.
bütün evet. dünyaya yayıldı. Ondan sonra aa hay Allah bakın bize ne oldu diye ortaya çıktılar. Git Çin'de ne yaparsan yap dedi Amerika. Evet. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama Amerika'da bu büyük sağlık örgütlerinin başında böyle çok önemli bir görevde Hintli bir doktor var. Onun bir tane tezini okudum geçen akşam. O da diyor ki bu diyor ilaç firmaları tarafından özellikle şişirilen bir durumdur diyor. Çünkü ilaç firmaları ilaçtan daha çok sattıkları aşıdan para kazanıyorlarmış abi. Onun için de bunun bir sürü adam ölüyor. Ölen ne olacak? Hocam ya paranın dini imanı olur mu Allah aşkına ya? Adam elindeki aşı varsa bile kim bulmuşsa şu anda onu saklıyordur ki biraz daha ihtiyaç olsun. Biraz daha fazla insan olsun ki ben de bunu istediğim paraya kalkıp pazarlayayım diye kimsenin insanlığı falan filan düşündüğü yok vallahi. Yok. Ben Bill Gates'ten falan da fena uyuzum Can Hoca sana söyleyeyim yani. Evet o da saçma sapan şeyler. Sen adam zengin diye uyuz oluyorsun abi. Yok 7 tane dükkanı birdenbire kapattı artık bu işle ilgileniyoruz arkadaşlar falan demesi beni fena huylandırdı. 7 dükkanı niye kapattın? Her yerde deniyorlar. Ya bula bula düşman olarak kendine 200 milyarlık Bill Gates'i mi buldun abi ya? Hocam son söylediğinizi bir daha tekrar eder misiniz? Adisa abi, Baba'da hatlar olarak, gitti. Düşman olarak bula bula gariban Bill Gates'i mi buldun abi ya? Bill Gates'e gariban mı diyorsun? Şuradan bir 150 lira yapıştırayım da hesabına göndereyim. Gariban Bill Gates. Bırak Allah aşkına hocam. En azından adam bir mücadele veriyor. Bak göz boya abi bak. Göz boyamak da olsa bir şey yapıyor. Evet. Harekete geçiriyor. Şunu yapalım, bunu yapalım, onu yapalım falan. Bir mücadele veriyor yani. Göz boyama da olsa. Ama hiçbir şey yapmayan adam var abi yani. Hocam Bill Gates şu anda 24 odalı sarayında Filipin'den gelen özel masörü tarafından masaj yapılırken yattığı yerden telefonla şunu yazalım, bunu yapalım çocuklar diyor. Bu emek mi Allah aşkına ya? Biz abi, bir kere daha konuştuk bunu. Abi Bill Gates'in evet Zafer abi gitti arkadaşlar. Geldi. Ah geldim hocam. Zafer abi. Evet. Abi Bill Gates'in biyografisini hatta birkaç tane biyografisini okumanı isterim abi. Bill Gates o kadar evet. kötü biri değil. Yapma abi ya. Tabii. Bill Gates bakkallıktan Bill Gates'in evine Filipinli hizmetçi girmez abi. Hocam Bill Gates bakkallıkla mı başlamış bu işe? Yani atadan dededen 5 kuruş yok. He? Küçücük bir bakkalım vardı. Birdenbire dedim ki ya dur ya. Dur. Aklımda müthiş fikirler var. Zafer abi Bill Gates dediğin adamın dünyada satılan bütün bilgisayar banttan çıktığı anda Bill Gates'e 100 dolar yazıyor. Yani öyle tamam. bir şey değil abi. Onu yani biz bu dördümüzün tartışacağı bir konu değil bu. Bunu Birleşmiş Milletler'de falan tartışmak lazım. Bu yani, arada hemen yani şimdi Tokyo, Sakal, sen, ben toplam 40 bin liramız var. 200 milyarlık Bill Gates'i tartışmamız hoş olmuyor. Hocam hep beraber programımız sonunda tweet atalım mı? He? Programın sonunda hep beraber tweet atalım mı? Akıllı ol Bill. Yes. Olur. Bu arada vaka sayısı 2 milyonu geçti. Nerede? Bütün dünyada. Dünyadaki. Bugün vay itibariyle ya. 2 milyon 25 bin. Amerika'daki vaka sayısı 615 bin. Tokyo vay sen be. Sürekli evde misin yoksa dışarı çıkıyor musun? En son geçen işte bir ofise gittim. Ondan evvel 20 gün çıkmamıştım. İşte Tokyo'nun yalanını yakaladım abi. Tokyo hani Tokyo'daydı abi. Ofise gittim diyor. Biz öyle diyor. Olan. Tokyo'da da ofis var. Ha pardon doğru. Tokyo'da moda ve casting ajansı var onun biliyorsun. Evet. İki dükkanı var. Şu anda yapacağı evet. yatırımı biliyor musun? Aşı. Hoca duydun mu Tokyo'nun? Yeni yatırımının haberin var mı? Yok. Tokyo Japonya'da Türk usulü ekmek fırını açmak üzere hazırlıklar yapıyor. Doğru. Mayalı, ekşi maya. İflas eder abi. Japonlar ekmek yemez. Ama şeyden hocam, yaparsa olur. Pirinç unundan. Hocam, benim Japon damadı olan arkadaşlarım var. Ne zaman Tokyo'ya gitseler, Türkiye'den size ne getirelim dedikleri zaman istedikleri şey francala ekmek. Ekmeğe var ya pasta muamelesi yapıyorlar. Onun için Tokyo'nun yatırımını yürekten destekliyorum. Evet, Japonya'ya Türk fırınını açan parayı kazanır arkadaş. Çok dönerci var Tokyo'da ben gördüğümde. Bayağı Türk dönerci vardı. Bak döneri oraya
şey yapmışsın, hazırlamışsın, göndermişsin. Evet. Şimdi sıra ekmekte hocam. Ekmek orayı değiştirir, ben sana söyleyeyim. Sakal, sen nasılsın genel olarak? İyiyim hocam valla. Yani bir tek gün kavramı kaydı artık. Hani gece sabah 5-6'lara kadar. Senin zaten bir gün kavramı yoktu ki. Zaten saat 12'de ofise geliyordum. 5'te hangi gün kavramı yani? Doğru, haklısınız valla. Yani gün kavramı şunun için kaybolabilir. Sabah 8.30'da mesaiye başlarsın. Akşam 6.30-7'de paydos edersin. İşe gidersin, gelirsin falan. Bu adam için cumartesi, pazar olur hayatında falan. Onun için gün kavramı kaybolabilir ama sen zaten 12'de geliyordun. 5.30'da bir şey yoksa ben gidiyorum diyordun. Yani toplam 4 saat bir mesain vardı. O 4 saat mesai kaybolsa ne olur, kaybolmasa ne olur. Ama onun eksikliğini yaşıyorum hocam ya. Vallahi yani. Instagram'da gördüm, sakal arabasını öpüyordu abi. En çok fırça atmanızı özledim Can hocam. Sen beni ara oğlum gündüz müsait zamanlarda. Neredesin lan sen de yani? Ben müsait zamanlarda ara, ben sana güzel bir kalaylıyım. Onu niye o kadar dert ettin ki? Yani ölmediğimize göre o hakkın her zaman baki senin. 30 günlük fırça hakkın var yani. Biriktirdiniz mi? Tokyo bu dünyada. Sakal. Arabayla ilgili bir şeyim yok. Sadece fotoğraf çekmiştim. Onları paylaştım. Ben ne arabayla böyle sarılmışsın canım, özledim diye. Sen, ayıptır. Sen arkadaş yorum yazdı hocam. Materyalist olmayın oğlum. Arabanın da bir manası kalmadı. İki tane yorum yazıldı fotoğraf paylaştığım fotoğraflara. Bir tanesi şey, Can Hoca'nın dediği kadar varmış. Bir tanesi de şey, S600'e Skoda logosu yapmışlar diye. Mercedes S600'e Skoda logosu takmışlar yani. Aa, dün yani bir arabaya yazılabilecek en romantik şeyleri yazmış. Arkadaşlar çok kötü. Sakalı zaten Murat 131'den Mercedes S600 yapma çalışması zaten vardı. O sekteye uğradı yani. Sakal, rejimi bıraktın mı? Vallahi bıraktım hocam. Tertemiz geri aldım kiloyu. Ciddi misin? Yemek yapıyor musun evde? Evde yemek yapmıyorum da ufak tefek atıştırmalıklar işte. Kahvaltılık, makarna, tost. Ufak tefek. Öyle üç çeyrekle başlayıp. Günde Can kaç litre kola içiyorsun Sakal? Efendim hocam? Kaç litre kolan var günde? Kolayı içmiyorum Can hocam. Kolayı bıraktım. Ama gazoz, şiveps, onlar alternatifler gibi devam ediyor yani. Fark eder. Aynı şey oğlum. Gazlı içecek işte. Yani Tokyo, sen kilo verdim. Ne öğün yiyorsun? Evet, iki öğüne devam. 2 kilo verdim. Maşallah, maşallah. Ben de 91 kiloyum Zafer abi. Gerçekten mi? Gerçekten. Bu var ya, 2020'nin en güzel esprisi bu ya. 91 kiloyum. Hoca yapma, kurban olayım yapma. Peki ben abi, şu anda... yan yana geldiğimizde Allah nasip ederse, yan yana geldiğimizde ofiste basküle çıktığım zaman 86 kiloyu gördüğün zaman ne diyeceksin abi? Mahcup olmayacak 86 kiloyu gördüğün zaman hemen senin fotoğrafını çekeceğim. Sevgili arkadaşlar, işte Azmin Zafer'i, hocaların hocası Can Hoca, 103.7'den bu kiloya kadar düştü, kendisine helal olsun diye yazacağım. İyi, ama tamam, bir şeydir yani. Bak şu anda oturmuş olduğu koltuk var ya, koltuk öyle söylemiyor. Koltuk ağlıyor. Hoca bir an önce şu programı bitir, bir kalk da bir kendime geleyim, kemiklerim yerine otursun diyor. Kasam abi, yerine gelsin, dinlensin. Koltuk benim emektarım abi. Yıllarımız... Öyle mi? Maratona başlayacak. Hocam bu koltuk yaratım koltuğu. Evet, yaratım koltuğu bu. Buna böyle abi uzanırım abi. Evet. Yaratım süreci. Buna biz demlenme deriz. Değil mi hocam? Şimdi siz beni uyurken gördünüz değil mi abi? Yo, ben dedim ki hoca kesin yaratım sürecinde. Şu anda kendini dinlendiriyor. Kim bilir neler düşünüyor dedi. Zafer abi, yaklaşık 13 saniye uyudum abi ben. Evet. Bu uyumaya biz ne bir şey derdik ama unuttum şimdi onu. 13 İşte insan yalan söyleyeceği zaman. 13 saniyelik. Yalan söyleyeceği zaman. Evet. 13 saniyelik uyuma deriz ve 6 saatlik bir gece uykusuna bedeldir abi. Ay canına be. Kaç saniye dedin? 13. Bak mesela 13 saniyede. Göstereyim abi. Bir göster bakayım.
şu anda var ya, hoca kim bilir neler düşünüyor. Of 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 of. Beyine bak. Fasit fasit. Eskiden fasit diye makineler vardı biliyorsun. Böyle kolla çevrilirdi. Hesap makinesi. Abi sana da tavsiye ederim. Günde 100 kere 150 kere bunu yap. 100 kere 150 kere mi? Beni hastaneye götürürler lan, adam kafayı yedi. Kendinden geçti bu diye. Günde 150 kere durup dururken. Abi 150 kere yaptığı zaman kaç saniye oluyor acaba? Bilmiyorum. Ne oldu sakın? Bir yüklenmeye başladın. Hayırdır? Karnın mı acıktı? Kahvaltı yapmadım daha. Kahvaltı mı? Ulan saat 6 be. Zaten 4'te kalktım. Ne güzel hayatlar var değil mi abi? Vallahi billahi. Bravo sakalım be. Hakan abi ne zaman davet edeceksiniz programa? Kimi? Hakan Altun'u, Hakan abi. Hakan Altun gece 6.30'dan önce uyanmaz. Hakan şu anda 7-24 beste yapıyordur. 9 tane albüm çıkartabilir bu iş bitince. Hocam şimdi herkesin bu yaratım süreci farklı. Mesela ressamlar için iyi oldu bu. Hmm. Değil mi? Ressamlar için güzel bir fırsat oldu bu. Evet, ama şimdi gariban bir ressam, gariban bir ressam da şimdi buradan akıllı ol Zafer abi. Sen boya malzemesinden haberin var mı? Ha, evet. Bir fırça kaç para onu biliyor musun? Ne yaratımı abi? Karnımızı zor doyuruyoruz diyen arkadaşlarım da olur ki hak veririm yani onlara. Ne diyeyim vallahi. Ya şey, herkes çok güzel söylüyor. Hani evde vakit varken kitap okuyun, şunu yapın, bunu yapın vesaire, iyi değerlendirin diye de. Ya birazcık da motivasyon gerekmiyor mu hocam bunları yapmak için? Yani bu belirsizlik içerisinde hani ne olacağımız belli değil. Ben hala merak ediyorum mesela neye göre Mayıs, Haziran diyorlar. Hani bunu Zafer abi söylüyor zaten. Bir resmi bir bilgi değil ki o. Yok abi. Kitap okuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben şahsen söyleyeyim mi? Sonra gerçekten kimse artık profesörleri dinlemeyecek. Çünkü her kanalda en az 3-4 profesör. Herkes birbirine tezat şeyler söylüyor. Evet. Hani kimin ne dediğini yapacağımız artık girdi birbirine yani. Ben şuna dayanarak söylüyorum. İçinde bulunduğu durumla ilgili, o hangi hastanede çalışıyorsa o hastanenin durumuyla ilgili bir çerçeve çiziyor. Ona sorarsan o haklı. O öbür evet. Hastanede başka bir problem var. O da onu anlatıyor. O haklı. Yani içinde bulunduğu durumla değerlendirmek lazım. Sonuç olarak hepsi haklı oluyor. Hocam ben şuna dayanarak söylüyorum. Bütün dünyada hayatın bu kadar uzun süreli durmasına imkan ihtimal yok. Dünya dayanamaz buna. Duruyor abi yani işte. Şu anda, hayır bak şu anda bu kadar zaman dilimi içerisinde bile bütün dünya ülkelerinin ekonomileri bu işten çok büyük zarar gördü. Artık bunu diyelim ki 19 Mayıs ya da Mayıs'ın sonunda bitirmeyip Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de de evinde oturun dediği zaman Eylül'de, Ekim'de sokağa çıkan insanlar hiç kimse birbirini tanımaz hocam. Hayat çok başka bir yere gider. Abi bu devletler çöker. Eylül'de bitiyor. Hadi hazır tamam falan yani Mayıs'ta bitiyor demekle olmaz ki abi. Hastalık biterse bitecek. Yani hükümet kararıyla bitmez abi bu iş yani. Yani hükümet bir kararıyla değil ama bitiyor. Bu iş değmez hiçbir hükümet. Öyle bir şey yok ki. Bitmezse işte, ne olacak? İşte en azından yani Mayıs ayının ilk haftalarında falan bu işin ilacı, aşısı neyse onun emarelerini yavaş yavaş duymaya başlarız. Çünkü bazı şeyler de böyle sabah 9, akşam 5 mesai yaptık, aradık bulamadık. Tamam hadi eve gidelim. Yarın bir daha deneyelim de olmaz. Çünkü şu anda hakikaten bu işi çözebilmek için çok büyük bir uğraş verildiği kanaatindeyim. Yani bir an önce bunun aşısı mı bulunacak ya da insanları hızla iyileştirecek farklı bir ilaç formülü mü geliştirilecek bir şey olacak ve onun için de bu hızı kesmek zorundayız. Ha önümüzün yaz olması şöyle avantaj, hani kapalı yerlerde artık bir şekilde organizasyonların olmayacağı net olarak anlaşıldı. Yazın zaten insanlar klimasız olmayan kapalı yerlerde bulunmuyorlar. Öyle değil mi? Doğal olarak da hani tiyatrolar, sinemalar falan yine bu işten zarar görecektir. Açık hava konserleri bu işten zarar görecektir. Ama ondan sonraki artık dönüşümde tekrar eski hayatımız devam edecek. Ben öyle olacağına inanıyorum. Daha fazla dayanamayız. Zafer abi, Mayıs ayının ikinci hafta başı gibi Avrupa ülkeleri işte böyle restoranları ufak ufak açmaya vesaire kararları da almışlar. Evet doğru. Çünkü nasıl adam hayatını devam ettirecek abi? Şu anda dükkanını kapamışsın. Kendini restoran sahibi olarak düşün.
emrinde 14 tane garsonun var, komün var. Bu adamların hepsinin senden maaş alması lazım. Kiran var, giderin var. Aylardır kapatmışsın. Nereye kadar dayanabilirsin ki buna? Çok büyük holding olursun da hadi ne yapalım kardeşim? Bunu da zarar hanesine yazalım deyip geçiştirirsin ama küçük işletmeci için ya da gündelikle çalışan insan için hayat çok zor. Gerçekten çok zor. İnsanı aç karnına eve tıkıp aylarca otur evden dışarı çıkma denmez. Nasıl yapacağım bunu? Yani nüfusu küçük ülkelerde belki olabilir abi bu dediğin. Hocam yani Danimarka'da 5,5 milyon insan yaşıyor. 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon, 11 milyon nüfuslu ülkelerde dediğin olabilir ama böyle 100, 150 milyon, 200 milyon nüfus, 90 milyon nüfuslu ülkelerde zor. Çünkü yani kontrol altına alınması zor. Şimdi Norveç mesela diyor ki haftaya diyor şeyi açalım. Okulları açalım diyor. Yani Norveç açar. Norveç'te 5 milyon adam var zaten. Tamamına test yapsan ne olacak yani? Belki de onlar tamamına test yapmıştır. Açarsın okulu mokulu ama böyle bizim gibi 90 milyon adamın yaşadığı ülkede zor yani. İnşallah evet. Mayıs'ta dediğin gibi olur abi. Yani keşke olsa. Aynen. Benim şahsi kanaati bu. Resmi olarak böyle bir şey açıklanmamasına rağmen tamam arkadaşlar bunun aşısı bulundu hadi buyurun demeden evvel insanların kendi inisiyatifiyle yeter lan Haziran'ın 10'u oldu sıcak bastı arkadaş deyip sokaklara fırlaması. Ben ondan korkarım. Nasıl tutacaksın insanları abi sokaklara çıkmadan? Hava ısındığı zaman yine çıkacaklar. Abi şöyle tutacaksın. Sokağa çıkarsan ölüyor. Çünkü havanın ısınması sadece bizde değil dünyanın her yerinde sokağa çıkmaya teşvik eden bir şey. Hocam. Halo. Duyuyorum hocam. Abi. Zafer abi ben dondu. Seni duyuyorum abi. Donmadım abi ben. Ben seni duyuyorum. Sen dondun. Evet arkadaşlar. Zafer abi donduğu için yayınımıza biz The Sakal of the Rock'la devam ediyoruz. Sakal daha da nasıl? Nasıl gidiyor hayat? İnsanlar sokağa çıkıyor mu? İnsanlar sokağa sizin oralarda. Çıkanlar var hocam. Hatta o günü ofise gelirken de gördüm ben bayağı hani trafikte, yollarda, her yerde. Maske falan takıyorlar mı? Çok ne? 10 kişi de 6 kişi falan takıyor. Gene o 4-5 kişi takmıyor yani. Yani hatta evet. Şunu denk Zafer abi iyi bayağı. Bir insandı. Evet bayağı Zafer abi. Zafer abi iyi bir insandı. Yayınımıza çok katkıları da oldu. Ama evet. Tokyo'yla Zafer Algöz maalesef düştüler. Şu anda aramızda değiller. Evet bayağı gittiler şu an. Olabilir tabii insanlık hali. İnterneti ödemezsen işte Zafer Algöz. Sen ödemezseniz de kesmeyeceğiz, bu ay fatura göndermeyeceğiz diyenlere kandın. İnterneti ödemedin. Ama interneti ödememenin de bir bedeli var. İnterneti böyle yayının ortasında keserler. Evet, sevgili Sakal ne kadar dakika oldu? Dakika tutan var mı? Vaa tutmadım ama bir 40 dakikayı geçtik diye tahmin ediyorum Can Hocam. O zaman bence vakittir abi. Çünkü yeter be kardeşim internetimizi sizin yüzünüzden bitirdik falan da var. Evet. Boş laflar bunlar. Hepsi boş. Durduk yerde abi hem yayına yayın yapıp bir de küfür yiyoruz. Bari küfürü yemeyelim. Hocam bir de şöyle fırçalar yiyorum ben. Niye? Bunları seyredip de bir şey öğreneceğini sananların aklına şaşarım. Evet. Öyle bir iddiamız var mı bizim? Benim yok, var. Ben şimdiye kadar hiçbir yerde benim yayını seyredin çok acayip şeyler öğretiyorum diye bir şey söylemedim. Öyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı yani. Benim oldu hocam. Benim oldu. Akıllı ol. Olduysa Zafer abi eğer olduysa yani arkadaşlar benim yayını seyredin bunlar bir yayın bir saat sürer ve bir saat sonra bambaşka bir insan olursunuz. Beni seyrettikten sonra dediysen bu vebaldir abi. Evet bu vebali daha fazla zaman taşıyamam. Programı kapatalım. Buyursunlar. Peki abi o zaman kapatalım. Tokyo çok varlık gösterdi sağ olsun. Yani müthiş bir katkı verdi abi. Şu yok, anda bence bir şey seyrediyor. Film seyrediyor zaten. Yo size bakıyorum. Yani, büyüklerim evet. Konuşurken tabii ki onları dinleyeceğim. Tokyo yalnız ha, senin koltuğun ya. O koltuğu nereden buldun ya? Koltuk değil bu. Sadrazam koltuğu gibi. Yok, Japon kanepesi o. Abi Japon kanepesi demeyelim de. Neyse. Oğlum o Vileda'yı al oradan ya. Vileda değil, vallahi değil. Vileda. Ama Vileda gibi gözüküyor gerçekten. Ben de öyle zannettim. Altında kahverengi kablo kanalı var onun. Dışında da süs var.
Allah kablo kanalı. Ben de ulan Vileda'dan bile Vileda'ya elektrik veriyor tamam. Yok Vileda'ya değil hocam. Şu balkonun şu alt kısmı var ya şu alt kısım. Orada silikon led çektim de loş ışık yapıyorum akşamları. Oranın elektriği gidiyor orada. Vay ya. Ne prodüksiyonlar var. Abi bak arabaya yapacaktı o led'i tamam mı? Arabaya yapamayınca ulan ne yapayım bu led'i? Ah dur şu balkon. Niye oğlum balkona led yapıyorsun? Kafayı mı yedin sen ya? Yok akşam burada rakı masası kurunca güzel oluyor loş. Ne güzel hayatlar var. Hala rakı içiyor. Ya ben bir tane bira aldım 17 Mart'ta. Halen onu damlalıkla içiyorum bitmesin diye. Hocam iyi geliyor diyorlar alkol. Ben ne yapayım? Yaşıyorsun bu hayatı sakal. İnşallah ofisin yerine atarım. Geçen gün dedin ya bir önceki programda sakal da Dragos'taki malikanesinden katılacak diye. Kaç tane evet. mesaj geldi. Abi senin gerçekten malikan mı var diye. Hem de Dragos'ta. Hem de Dragos'ta yani. Abi şurada söylenenlere inanan maalesef çok var yani. Bir tane de şey vardı Zafer abi için şey hani her bölümde farklı yazıyoruz ya uçuş yasağı yok mu? Zafer abi nasıl bu kadar rahat seyahat edebiliyor? Özel izinle gidiyorum. İşte Addis Ababa'ya geldim oğlum şimdi ne yapayım? Yarın sen Addis Ababa'ya gitmiştin değil mi abi? Gittim hocam. Gittim. Zafer benim abi bundan sonra çok... seyahat falan da edemeyiz zaten kolay kolay. Artık bitti o iş bence. Bence bitmez hocam. İnsanoğlunun hocam İnsanoğlunun seyahat aşkı hiçbir zaman bitmez. Yine gider, dolaşırlar, gezerler. Vize alırken... Üç aydır evdeyiz Cahit. Daha evet. Ne kadar oturacağız? Sağlık raporu isterler artık hocam vize. Abi, eskiden Schengen için biliyorsun şu kadar evrak veriliyordu. Böyle ninenin tapusunu falan getirdi ninenin. Şimdi herhalde... Kurtuluş Savaşı'nda ölmüş dedenin falan şeyini isterler, sağlık raporunu. Tabii. İşte şimdi eğer bu koronanın aşısını falan bulurlarsa zannediyorum ki bundan sonra dünyada seyahat edeceği zaman seyahat belgesinin yanında korona aşısını da vurdurmuş olduğunu kanıtlaman gerekecek. İş oraya gidecek yani. Belgeyi göstereceğim. Giderken mesela yapmış olman lazım. Afrika ülkelerinde genelde bir aşı istiyor. Evet. Evet. İki tane aşı istemişlerdi hocam. Bir de Etiyopya ülke olarak biliyorsun hiçbir ülkeye vizesiz asla içeriye girişe izin vermiyor. Nerenin vatandaşı olursan ol. Buyur abi 10 dinar da olsa şunu bir alayım diyor. Ne yapsın? Tabii şu Levan'ı rica edeyim diyor. Ondan sonra geçer. Kapıda basıyor. Sen parayı ver abi. Maksat vize olsun. Yani ondan sonra geç içeriye diyor. Hocam bugün tarihi bir program yaptık. Programımızın daimi izleyicileri The Sakal of the World'ü ve Inamatu Tokyo Desi çok merak ediyorlardı. Teknolojinin ama bize vermiş olduğu imkanı. Abi özür dilerim. Beni en çok heyecanlandıran bu kayıtta Tokyo'nun birikiminden faydalanmış olmamız. Evet. Susarak o kadar çok şey anlatıyor ki. bazen susmak en güzel anlatım biçimidir hocam biliyor musun? Evet. Onun için Tokyo'nun da bu değil Japon felsefesini kaptığını düşünüyorum. Tabii Tokyo doğru. Aslında şu anda bence bir sanat icra ediyor. Olabilir. Tabii olabilir. Hocam Tokyo'nun bir mah cemalini görelim. Son laflarını alalım. Veda cümlelerini. Son laflarını deme abi. Yani yayındaki son laflarını alalım. Laflarını deme abi. Adam hakka mı yürüyor? Evet. Evet, buyurun Tokyo'cum sizi dinliyoruz. Daha sonra Sakal konuşacak. Sonra ben konuşurum ve Can Hocam yine klasik programımızı kapatır. Buyurun efendim. Hem çekiminde hem de daha sonra YouTube'da severek izlediğim abilerimle böyle bir dönemden geçerken böyle bir yayın yapmak çok güzeldi. Vay be, güzel bağladın sonunu. Abi tüylerim diken diken oldu ya. Sonunu güzel bağladı. Sakal sen ne diyorsun yavrum? Hocam ben ondan evvel bir şey söyleyeyim. Motor falan yok. Yine motor işi sakata geldi ya. Yani. Buyurun. Hocam büyük konuşmayın diyerek başlayayım ben de lafıma. Ya bu güzel kayıtlar ve anılar olarak kalır ve biz gene ofisimizde, stüdyoda yan yana beraber içerik üretmeye çalışmaya devam ederiz hocam. Can Hoca'nın kitaplarını da öneriyorum. Bir tanesinde ben de varım. The Sakal diye. Hocam herkes evinde kalsın kalabildiğince.
sağlıklı olmaya çalışsın. Biz buradan içerik üreterek onları evlerinde birazcık da olsa vakit geçirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İlker'cim teşekkür ediyoruz. Çünkü benim eserlerimle ilgili tek cümle etmene gerek yok. Çünkü piyasada yok. Yok. Şu anda kalamazsın. Anket geldi bununla ilgili. Bir anket yapılmış Avrupa'da. Evet. Avrupa ayarında bir ankette. Senin kitapla evet. Benim kitabı yan yana koymuşlar. Evet. Hangisini okumak istersiniz diye. Maalesef %87 ben çıkmışım. %13 evet. De sen çıkmışsın. Bunu sana söylemeyecektim hocam. Ama yok benimki. Hocam. Yok benimki. Mecbur kaldım. Hocam, Köln'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin idarecisi arkadaşımız vardı biliyorsun. Evet. Kendisi bana öğlen şey yaptı, mesaj yazmış. Diyor ki Zafer abi ne olduysa diyor Can Hoca'nın Almanya'daki akrabaları bir anda yüklendiler. Biz de anlamadık ne olduğunu dedi. Dedim yavrum, hocanın eli ayağı uzundur. Böyle rekabet durumlarında sahte hesaplarla eşi, dostu, akrabayı hemen herkesi böyle bir örgütleme şeyi var. Önemli değil dedim. Canı sağ olsun. Hocamın da kitapları satsın. Okuru bol olsun. Yani bunlar dedim küçük tatlı rekabetlerdir. Ben dedim böyle şeylerden etkilenmem. Çünkü yani güneş balçıkla sıvanmaz hocam yani. Öyle diyeyim. Doğru söylüyorsun. Yel kayadan ne alır abi? Ne alır? Onun için de tüm yazarlarımızın kitapları okunsun. Hele şu karantina günlerinde hiç olmazsa insanlarda bir okuma alışkanlığı geliştirebiliyorsak bu ne mutlu bize. Ama zannediyorum şu karantina dönemini geçtikten sonra Türkiye'de kitap okuru sayısında bir gözle görülür bir artış olacağına inanıyorum hocam. İnşallah. Can Hoca, geldik programımızın sonuna. Burada. Evet, abi senin son 5 dakikada dediğini hiçbir şey anlaşılmadı ama olsun. Büyük ihtimalle çok güzel konuşmuşsundur. Evet. Şimdi buyurun hocam. Siz programı kapatın. Ben de buradan sevenlerimize hoşça kalın. Benim anlamadığım bir şey var. Sen kırmızısın, Tokyo gri, sakal beyaz. Ben niye bir fümeyim abi? Hocam çünkü ben şu anda Afrika güneşinden faydalanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Tokyo uzak doğuda. The Sakal of the World, Dragos'ta. Dragos'un tam karşısı adaların olduğu yer. Orası da açık, renk farklı. Ama sen şu anda Beylikdüzü'nde kendi 1,5 metrekarelik sana ayrılmış olan alandan yani yaptığın için doğal olarak da rengin soluk gelebilir. Önemli değil. Bozma moralini, kapat dükkanı hocam. İşimize gücümüze bir bakalım. Abi, bir düzeltme yapalım. Benim sosyal medyada bir tane bile öyle hadi yüklenin çocuklar dediğim herhangi biri yok. Tokyo'ya bile şimdiye kadar Tokyo şunu şöyle yapsana, bir tane beğeni yapsana. Sakal bu işlerden çok iyi anlar. Sakal şunu şöyle yapsana. Bir kalp atsanıza demişliğim yoktur abi. Lütfen çocuklar şu an hocam çocuklar şu anda sizin elemanınız olduğu için zaten bu korona dönüşünde ulan acaba hoca bizi kapının önüne koyar mı korkusundan kalkıp öyle bir şey olsa bile. Canlı yayında kovacağım. Buyurun bak söyleyemez çocuklar. Söylerler abi burası özgür bir ülke. Peki hocam hadi kapat bakalım yayınımızı. Peki abi çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için arkadaşlar. Tokyo Des ve Sakal of the World ve sevgili Zafer abi. İnşallah güzel bir yayın olmuştur. Sakal, sen bunu sakal böyle dört başı mamur deriz biz. Dört başı mamur hale getir, güzel bir şey çıkart. Sevenlerimize, bizi takip eden arkadaşlarımıza güzel bir video olsun. Bu haftalık da böyle olsun. Bir dahaki videoyu da pazar günü yaparız herhalde. Yani pazar gününe yakın. Bakacağız hocam. Bakacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Maskenizi takın. Hocam bu arada yayınımızı takip edenlere hoşça kalın demeden önce son bir uyarıda bulunayım. Benim sunumdan etkilenerek evde diye gezen arkadaşlar varmış. Abi devamlı karından fırça yiyorum. Nereden bunu benim kutupla dilime, ağzıma oturttun diyenler var. Bunu diyeceğiniz zaman evde değil. Balkonu açın dışarıya doğru. Kimsenin olmadığı yerlerde daha çok kullanın. O yüzden bir de sosyal mesafe diyoruz ya hocam. Mesela sosyal mesafenin daraldığını hissettiğiniz anda markete gittiğin bir adam sana fazla yanaştı. Bunu korna olarak kullanabilirsin. Yani biraz uzak dur fazla yaklaşma anlamında. Son olarak bir tespitimi daha söyleyeyim. Buyur abi. Emin ol bana Tokyo Des'te katılacak. Sen de The Sakal of the World'de. Bu korona süreci başladığından beri
günde iki kere, üç kere birbirini aramadan duramayan insanlar bile galiba telefonla ararsan virüs geçer mi korkusundan kimse kimseyi aramıyor, farkında mısın? Doğru. Sadece yazışıyoruz. Telefon açıp adama ya ne haber, ne ettin, ne yaptın deyip kimse kimsenin sesini duymak istemiyor. Korkuyoruz hocam. Korkmayın kardeşim. Arayın birbirinizi, arkadaşlarınızı arayın, ananızı arayın, babanızı arayın, eş, dost, sesini duyun. Ne yapıyorsun birader? Oturup abi belki de korkup yazarak derler diye aramıyorum. Ben şimdi sakal alacağım. Mesela sakal, ne yapıyorsun, ne diyorsun, nasıl gidiyor hayat diyeceğim. Cümleyi evirip çevirip abi 1.000 lira versene diyecek. Onun için yine aramıyor olabilir alıp insan. Yine 50.000 liralık motora getirecek işi. Durduk yerde şimdi arayacağım. Ya bir cumaya kadar 500 lira, 1000 lira diyecekler diye millet onun için ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidi yapıyor millet diyorsun hocam. Peki. Sevgili Can Hocam, şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyenlere selamlar, sevgiler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.